Önce entel dantel takılmaya başladılar. Dedik olabilir yani. Sonra baktım Bediüzzaman'dan bahsetmemeye başladılar. Bak bunca yıllık mürşitlerini bir kalemde kendilerince harcamaya kalktılar. Ama hoşuma giden de yıllarca Mehdi'ye muazzam zemin hazırlamış olmaları. Maşallah. Mehdi başı tek başına yapamazdı Allah'a. Ama bin pişmanlar, bin pişmanlar. Acayip kavruluyorlar yani, yaptıklarına yapacaklarına pişmanlar yani. O zaman biz Mehdi'yi inkar edelim derler toptan. Neye dönelim? Sosyal faaliyetlere dönelim derler. Böyle ılık adam oldular, ılık. Toz pembe oldular yani. Anlaşıldı mı? Bambaşka bir şekilde girdiler. Çoluk çocuğa şarkı türkü öğretecekler. Öyle mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Bediüzzaman bunu mu anlattı bize? Peygamberimiz bunu mu anlattı bize? Nereden çıkıyor bu? Bu sefer Bediüzzaman'a cephe aldılar. Bir de baktık ki adamlar Mehdi'yle başları belada. Mehdi'ye kafalar takılmış. Mehdi istemiyorlar. Baktılar mürşitleri pek Mehdi'ye benzemiyor. Tutturamadılar adamlar. Uçuyor, kaçıyor, başka dallara konuyor. Mesela burada çocukları bırakıyor, hanımları bırakıyor, mesela değil mi? Yaşlıları bırakıyor, herkesi kendi canını kurtarmanın derdinde oluyor. Yiğitsen, delikanlıysan burada kalsana, burada mücadele versene. Değil mi? Evet. Pır uçuyorsun. Evet. Hem de ben diyorsun Müslümanım, mücahidim, yiğidim, delikanlıyım. Müslüman şehit olmayı da istiyor, gazi olmayı da istiyor, hapse de göz alır, hepsini göz alır. İnşallah. Değil mi? Evet, Allah. Sen nasıl delikanlısın? Nasıl Müslümansın? Evet. 10 bin kilometre öteden Mehdi'yim diye bağırıyor oradan. 10 bin kilometre ötede olmaz Mehdi. İnşallah. Değil mi? Burada olmasın. Evet, Allah. İstanbul'da olacak. Böyle havadan nem kapıyorlar. Evet hocam. Değil mi? yani tahmin edilmediği şeylerden çok şiddetli korkuyorlar. O yüzden de hizmeti de bırakıyorlar. İslam'ı anlatmayı da bırakıyorlar. Evet. Davayı da bırakıyorlar.